Adam birisi güzel dostlarım balık avlıyor. Balık avlıyor ama hava güneşli bir yandan. Bir yandan birasını içiyor hafif hafif. Bir yandan balık avlıyor. Sonra böyle hafif keyif modunu geçmiş ya. Böyle uyukluyor modunda. Tabii sonra birden vahşi bir balık geliyor, oltayı bir vuruyor. Böyle o sırada vahşi balık oltaya vurunca zil böyle çalıyor falan. Adam böyle uyanıyor böyle sersem bir şekilde. Şöyle vur derken suya düşüyor. Bunu izleyen çocuklardan birisi babasına diyor ki, baba ben anlamadım diyor. Adam mı balık tutuyor, balık mı adamı tutuyor? Zihin güzel bir hizmetkardır güzel dostlarım. Seni yönetirse hayatı zehre dönüştürür. Sen zihni yönetirsen hayat birden kolaylaşır. Zihin arkadaşlar ya geçmişte gezer ya gelecekte. Geçmişteki pişmanlıklar gelecekteki korkular. Bu cümleyi benden çok duyuyorsun. Zihin şerefsizdir. Ve o sana hükmettiği zaman, o şerefsizliği yaptığı zaman hayatı zindanı çevirebilir rahatça. Şimdi güzel dostlarım, sucuklu yumurtayı ben çok severim. Yani ben çok severim derken, yani bizim milletimiz herkes sever sucuklu yumurta. Kahvaltıda sucuklu yumurta olacak ya. Tabii bizim evde de pek kahvaltı sucuklu yumurta falan pek yapılır. Ben buna uyuz oldum bir gün. Dedim ki tamam ben de bir kahvaltı salonuna kaydolurum. Kahvaltı salonuna kaydoldum arkadaşlar. Tabii duvara yazmışlar. Burada 2 güne bir sucuklu yumurta yapılır diye. Şimdi ben ilk gün gittim kahvaltıya. Böyle ilk gün kahvaltıya gittim. Yok. Yani sucuklu yumurta yok. Neyse reçel, peynir, zeytin falan onları yedim. Neyse yarın bir daha geldim. Yarın geldim. Gene sucuklu yumurta yok. İşte dedim ki oradaki görevlilerden birisine. Ya dedim hani sucuklu yumurta yok. 2 güne bir verilir diyordunuz. Hocam dedi bizde 2 güne bir sucuklu yumurta verilir. Ya dedim yok işte. İşte bizde dedi 2 güne bir verilir. Ya dedim lan dün de yoktu. İşte hocam dedi bizde sucuklu yumurta bir dün oluyor bir de yarın oluyor. Bugün hiç olmuyor. Zihin böyledir arkadaşlar. Şu anı yaşatmaz sana. Ya geçmişteki pişmanlıklar ya gelecekteki korkular. Hiç şu anı yaşatmaz. Halbuki şu an sonsuzluktur ya. Zihin çok güzel bir köledir arkadaşlar. Çok iyi bir hizmetkardır. Eğer onu kullanırsan sana hizmet eder, seni yüceltir. Ama o seni kullanırsa o zaman adam balık tutmaz, balık adamı tutuyor olur. Şimdi tabii o zihin öyle bir yönetiyor ki arkadaşlar bizi. Sanki o zaten zihin bize dışarıdan verildi. O dışarıdan verilen sanki bizim sahibimiz gibi adam kendini bir halk zannediyor. Sanki bizim sahibimizmiş gibi hani böyle şey anlatıyorum ya arkadaşlar gerçek benliğimize ulaşma, gerçek özümüze ulaşmayı anlatıyorum ya. Gerçek öze ulaştığın zaman zihin ne yapıyor? Aman 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 sessizleşme, aman boşluğa gitme, aman meditasyon yapma. Asıl ata, asıl içindeki sen, asıl gerçeksin ortaya çıkmasın. Çünkü asıl gerçeksin ortaya çıkarsa zihnin hükümranlığı son bulacak. Zihin güzel dostlarım bize dışarı tarafından verilmiştir. Biz onun esiri gibi yaşarız. Ve bize ne yüklenmişse o yüklemeye hizmet ederiz daima eğer zihin seni yönetiyorsa. Sen zihni yönetiyorsan sana güzel bir hizmetkar oluyor. Ve o zihnin dediği hali bir şey yapma şansın olmuyor zihin seni yönetiyorsa. Adam birisi pazarda geziyor. Tabii bir hırsız bu adam. Pazarda geziyor ya. Pazarda gezerken bakıyor kuyumcunun önünde 1 kilo 2 kilo altın var. Hemen kuyumcu giriyor herkesin içerisinde. Altın alıyor ve hızlıca koşmaya başlıyor. Arkasında insanlar koşuyor falan derken sonra polisler yakalıyor adamı. Diyorlar ki o kadar kalabalıkta utanmadın mı hırsızlık yapmaya? O kadar kalabalıkta insanlar seni fark etmez mi sandın? Adam diyor ki kalabalık mı vardı? Ben sadece altını gördüm. Zihinde ne varsa güzel dostlarım sana o sadece onu gösterir. Ve bu zihni kim oluşturdu? Toplum oluşturdu. Toplum hata yapıyorsa o zaman sen de hata yapıyorsun. Unutma. Varoluş eşsizliği sever. Hepimiz eşsiz güzel dostlarım. Hepimizin parmak izi farklı. Hepimizin zevkleri farklı. Hepimizin karakteri farklı. Ama toplum bizi hep tek kanala sokmaya çalışır. Hepimiz aynı hareket ettirmeye çalışır. Ve bizler
kendi içimizdeki asıl kendimizi yaşayamadığımız için mutsuzuz. İçimizdeki asıl kendimizi yaşamaya başlarsak bu defa toplum eleştiriyor diye mutsuzuz. Bundan sıyrıldığımız zaman, toplumdan sıyrıldığımız zaman, zihinden sıyrıldığımız zaman işte o zaman üst insanız. İşte o zaman mutlu insanız. Zihini bir hizmetkar gibi kullanırsan o zaman gerçek insan olursun. Ve diyorum ki güzel dostum, pek çok insan 15 yaşında ölür, 70 yaşında gömülür. 15 yaşına kadar zihni doldururlar, doldururlar ve sen onun esir olmaya başlarsın. Aslında öldün o sırada ama farkında değilsin. Onun için aynı hayatı tekrar tekrar yaşarsın. Tekrar tekrar yaşarsın. Aynı hayatı tekrar tekrar yaşarsın ve bunun farkında değilsindir. Hayat kötü gidiyordur. Gene kötü gider, gene kötü gider, gene kötü gider. Bunun hiç farkına varmazsın. Ve bir gün birisi der ki sana, çünkü sen zihninden hep aynı şeyleri geçirdiğin için hep aynı hayatı bir daha yaşıyorsun. Ne demişti bilim adamı? Her gün aynı şeyi düşünüp farklı sonuç beklemek aptallıktır. Her gün aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek aptallıktır. Zihninden aynı şeyler geçiyorsa o zaman hep aynı hayatın olacak. Ve sen balık tutmayacaksın. Balık seni tutacak. Sen sadece altına odaklanacaksın. Dünyayı görmeyeceksin. Sende olan eşsiz dünyayı, o enfes dünyayı, o en derin hazineleri unutacaksın zihnin esiriyse, esiriysek. Unutacağız onu. İçimizdeki o mükemmel bizi fark edemeyeceğiz. O mükemmel seni fark ettiğin zaman hayatta her şey yerli yerine oturacak. Ve her şey güzelleşecek. Yalnız toplumun peşinde gidiyorsan hayat bir zehre dönüşecek. Ve diyeceksin ki ya Allah'ım, acı çekmek için mi geldik bu hayata? Hep mi acı çekeceğiz? Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Çünkü topluma göre yaşıyorsun. Sana göre değil. Sana göre yaşamaya başladığın zaman işte o zaman mucizelere hazır ol. O zaman mucizelere fark etmeye başlıyorsun. O zaman düşündüğün her şey gerçek olmaya başlıyor. Zihnin sana verdiğine göre yaşıyorsan güzel dostum, o zaman insan değiliz. O zaman makineyiz. Makinede bir tuşa basarsın, bir tepki verir. Hani var ya bilgisayarda F5'e basıyorsun, yeniliyor. Eğer zihnin dışarıdan sana verilen verilere göre davranıyorsan o zaman makineleşmişsin, o zaman makinesin. Hedefe gidiyorsun ya, hedefe gitmen için sana yardım edecek, sana açılacak tek kapı var, o da senin içinde. Bize verilen veriler dışarıda. Biz dışarıya göre hareket ediyorsak o zaman hedefe varman çok zor. Cennete gidebilirsin, tek kapı var senin içinde. Başarıyı yakalayabilirsin, tek kapı var senin içinde. Mutsuz olabilirsin, mutsuzluğun da tek kapısı yine sende. Ama bu defa senin dışında, sana dışarıdan verilen verilerle doğrulantılı. Eğer içindeki seni keşfedersen, asıl seni keşfedersen, asıl hazineni bulursan o zaman mucizeler seninle beraber. Zihnin peşindeysen güzel dostum o zaman körsün. Kör isen ışığa inanırsın. Ama kör değilsen ışığa inanmazsın. Işığın var olduğunu bilirsin. Işığı görürsün. Gördüğün zaman o zaman inanmaya gerek yok. Biliyorsun çünkü. Kör olan sadece ışığa inanabilir. Göz açık olan ışığın var olduğunu bilir. Zihnin peşindeysek içimizdeki asıl bizi kör etmişizdir. Uyanıklığınızdan uyanın güzel dostlar. Ve sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.